Yaz ayları başladı. Havuz mevsimi, deniz mevsimi açıldı. Kış aylarından kalan kilolarımız ve fazlalıklarımız ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle de özellikle bayanlar, hemen arkasından da erkekler çeşitli uzmanların eline kendisini bırakıp fit olmanın çarelerini aramaktalar. Ancak ve lakin bu işleri kimler yapmalı? Bu konuyu öğrenmek için tıp doktoru Dilek Kubilay Hanım'a müracaat ettik. Dilek Hanım aynı zamanda mezoterapi ve ozon terapi hekimi. Dilek Hanım, bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hepimiz vücudumuza daha fazla dikkat ediyoruz ve bir çabaya düşüyoruz. Bir an önce fazlalıklarımızdan, göbeğimizden, selülitimizden nasıl kurtuluruz diye ve bazen çok fazla düşünmeden bu konuda yetkisi olmayan, ruhsatı olmayan yerlere de başvurabiliyoruz. Şimdi biz hekimler olarak ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimini aldıktan sonra bir kısmımız uzmanlık eğitimleri alıyor, bir kısmımız yurt dışına gidiyor, eğitimine devam ediyor, bir kısmımız çeşitli kısım kısım eğitimler alarak çeşitli sertifikalar ve geçerli belgeler alıyorlar ve biz bütün bu eğitimlerden sonra her aşamada yaptığımız her ilacın dozuna, yapılma bölgesine, etkilerine, yan etkilerine dikkat ederek işlem yapıyoruz. Şimdi maalesef çeşitli yerlerde hani ilacın dozu, yapılma yeri, yan etkileri, öncesi sonrası düşünülmeden, hiçbir şey bilmeden sadece kulaktan dolma bilgilerle ya da görerek işlemler yapılabiliyor. Çeşitli kuaför salonları olabilir, ruhsatı olmayan merkezler, güzellik merkezleri olabilir, merdiven altı diye tabir ettiğimiz bölgelerde yapılan işlemler sonucunda birçok komplikasyon oluşmaktadır. Şimdi tıpta bir şey vardır. Her hekim bir müdahaleyi yaptığında oluşabilecek komplikasyonları, yan etkileri tedavi edebiliyorsa bunu yapabilmeli. Eğer bunun tedavisini yapamıyorsa, önlemini alamıyorsa hastaya hiç müdahale etmemeli. Bu çok önemli. Dediğim gibi biz bütün bunları öğrenebilmek için yıllar yıllar içinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hala ara ara eğitimlere devam ediyoruz. Ben 28 yıl önce doktor oldum. Hala eğitim alıyorum, eğitimlere devam ediyorum. Çünkü cidden öğrenmenin sonu yok ve tıpta da her şey sürekli gelişiyor, ilerliyor, takip etmek gerekiyor. Bu nedenle lütfen herkes tedaviye gittiği, uygulamaya gittiği yerlere dikkat etmeli. Kendisine kimin müdahale ettiğinden çok emin olmalı. Yetkisiz kişilere işlem yaptırırlarsa sonucu ne olur? Yani mesela bir botoks yaptırdık, ne olur sonucu? Sonucu hiç yapılmaması gereken bir kasa yapılırsa botoks, çiğneme bozukluğu olabilir, göz kapak düşüklüğü olabilir, nefes alma problemine kadar gidebilir. O yapılan kasın etkilediği alanda her şeyi etkileyebilir. Hani botoks deyip geçmemek lazım. Çok düşük dozlarda ve doğru noktalara uygulamaya çalışıyoruz. Her uygulamanın komplikasyonu olabilir. Hani doktor uyguladığında da bir komplikasyon olabilir. Ama bu komplikasyonu düzeltebilecek insanlar yapmalı. Ki hani biz bir işlem yaparken 40 kere düşünüp bir işlem yapıyoruz. Bu böyle detaylı ve titiz davranırken hani herkese bu işlemlerin yaptırılmaması gerekiyor. Evet. Şimdi size konumuza dönelim. Mezoterapi nedir? Önce onu anlatalım, sonra ozon terapiye bakarız. Mezoterapi tam olarak cilt içine ve cilt altı dokulara iğne yardımıyla ya da cildin yüzeyine daha yüzeyel işlem yapılabilen araçlarla ürün uygulamaktır.
Mezoterapi ile anti-aging, yani yaşlanma karşıtı işlemler yapılabilmekte. Zayıflama işlemleri yapılabilmekte. Saç dökülmelerine karşı hani işlemler, dökülme önleyici işlemler yapılabilmeli. Mezoterapinin alanı o kadar geniş ki ağrı tedavisinde mezoterapi kullanılabilmekte. Eklemlerin bir takım fonksiyon bozukluklarında mezoterapi kullanılabilmekte. Mezoterapi aslında yıllar öncesinden Fransa'daki Doktor Pistor'dan beri bilinen 1940'lardan beri uygulanan bir yöntem olmakla birlikte ülkemizde son 3-4 yıldır daha popüler olmaktadır. Peki nerelerde kullanılıyor mezoterapi? Mezoterapi anti-aging amaçlı yüzde kullanılıyor. Saç dökülmesi için saçlı deri de kullanılabilmekte. Dediğim gibi eklem rahatsızlıklarında eklem çevresine ve derin dokulara uygulanabilmekte. Yağ içi enjeksiyon şeklinde zayıflama ve selülit içinde daha deri altına uygulanabilmekte. En sık kullanılan alanlar bunlar. Evet, gelelim ozon terapisi nedir? Ozon terapi de aslında yurt dışında Almanya, Rusya gibi ülkelerde yıllardır kullanılan, bizde de son 5-10 yıldır daha popüler olmaya başlayan çok etkili bir yöntemdir. Ozon terapi kelimenin tam anlamıyla bütün vücudun oksijenlenmesini arttıran bir uygulamadır. Oksijenlenme vücudumuz için çok önemli. Biz doğduğumuzda, bebekken vücudumuz %100 oksijenlenirken, ilerleyen yaşlarda bu oksijenlenme azaldığı için de bizim yaşlanmamız hızlanıyor. Oksijenlenmenin azalmasına neden olan bir sürü faktör var. Çevresel faktörler var, stres faktörü var, bulunduğumuz ortamın oksijenlenmesi, vücudumuzdaki kan damarlarının dolaşımı ve lenfatik sistemin, yani vücuttaki atıkları toplayan sistemin kötü çalışmasına bağlı oksijenlenme bozulmakta. Şimdi ozon terapiyle biz bu oksijenlenmeyi her şeyden önce düzeltmeye çalışıyoruz, yükseltmeye çalışıyoruz. Bunu yapma yöntemi de şu: vücudun oksijensiz kaldığında oksijenlenmesini sağlayan bir o enzimi vücuda oksijensizmiş gibi bırakıp ozon sayesinde o enzimin seviyesini arttırıp oksijenlenmeyi arttırıyoruz. Biraz fazla detay ve bilimsel oldu ama kabaca ancak bu kadar anlatabildim. Dolayısıyla bir sürü hastalığın nedeni vücudun asidik olması, pH'ının düşük olması ve oksijensiz kalmasıdır. Oksijensiz kaldıkça biz kronik hastalıklara yaklaşırız. Dağ gibi adamdı, bir anda tansiyonu çıktı, şeker hastası oldu. Lafı aslında bu kronik asidik ve oksijensiz durum sonucunda oluşan şeydir. Kanser hücreleri de oksijensiz ortamı sever. O nedenle de vücudun oksijenlenmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla ozon tedavisi de çok önemli. Evet, siz de güzel bir kadınsınız. Çok teşekkür ederim. Senin sırrı nedir? Şimdi onu soralım. Çok sağ olun. Şimdi az önce 28 yıllık hekimim deyince yaşınız biraz ortaya çıktı ama çok genç görüyorsunuz. Çok sağ olun. Şimdi düzenli beslenme, sağlıklı beslenme, alkali beslenme çok önemli. Çok kısa geçeceğim, çok konuşulan şeyler bunlar ama alkali beslenme, alkali su içmek değildir. Gerçek alkali beslenme daha çok bitkisel kaynaklı beslenip hayvansal aldığımız gıdaların yanında bitkisel kaynaklı gıdaları tüketerek hayvansal gıdaların asiditesini dengelemektir. Beslenmenin dışında uyku düzeni çok önemlidir. Ne kadar düzgün, sağlıklı ve kaliteli uyuyorsak yine vücudumuz o kadar alkali olur, oksijeni bol olur ve dinlendiği için daha sağlıklı olur. Bunun dışında
Tabii ki hastalarımıza uyguladığımız gibi kendimize de çeşitli mezoterapi yöntemlerini uyguluyoruz. Kendime de ben ozon tedavisi uyguluyorum. Özellikle vücut direncim düştüğü zaman biraz kırgın hissettiğimde bir iki doz ozon aldığımda hemen toparlayabiliyorum, kendime geliyorum. Onu, yani bakım, sağlık, sosyal ilişkiler mesela bence çok önemli. İnsanın ne kadar çok arkadaşı varsa, ne kadar iyi sosyal ilişkileri varsa bence o kadar sağlıklı oluyor. Psikolojik olarak da stresi daha iyi oluyor. Dolayısıyla stres çok önemli sağlıklı kalmakta. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun.